I'm out. I don't. You think I'm about to? I'm not watching this. Look, I'm tired of it. Evet, 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 Zeki Bey, evet. Bir yıl oldu lan. Bir yıl? Ne bir yıl efendim? Lan geri zekalı. Bana bu s**k. 3 yaşında biliyorum, evet. Yapma tamam mı lan? Seni var ya, buraya gelir bir s**k. Şimdi şöyle bir şey. Bir yıldır video atıyorsun ya, oğlum. Beni delirtme lan. Zeki Bey ya, açıklama bir... İçinden çıkarım bak, hemen masa başına geçiyorsun. Her ne bok çekiyorsan çekiyorsun. Erotik şey. Çok sağ olun, çok sağ olun, tamam. Çok sağ olun. Tamam. Yüzüğü alayım. Işık. Evet, Erotik Şef'in ikinci bölümü ve aynı zamanda Erotik Tost'un bölüm ikisine hoş geldiniz. Ve tabii ki bu sefer Cahçurt prodüksiyon sayesinde ekmeğimizin türü farklı olacak ve zeytinyağlı ekmek kullanacağız. Evet, bu kadar. Evet, özel ürünümüzü gösterdiğime göre artık geçebiliriz buraya. Ne zaman geleceksin acaba? Daveti mi vermemi bekliyorsun? Gelsene lan. Evet, ekmeklerimizi kestikten sonra en iyi aromayı tuzlu tereyağı verir. Bunu tercih etmeniz gerekli. Yeni malzeme ekledim. Zeytin. Çok pahalı. Evet, domatesimizi tabii ki de hijyen, öncelikle hijyen çok önemli. Domatesimizi yıkıyoruz güzelce ovalayarak. Evet, ve bıçakla. Bıçak. Ne ya? Evet, daha güzel bıçak aldıktan sonra öncelikle domatesin kabuklarının olmaması gerekiyor. O yüzden domatesi kabuklarından arındırmamız gerekiyor. Ama ben becerebilecek miyim hiç bilmiyorum. Yani yapabildiğim bir şey değil genel olarak. Yapabilirsin, doğru yapabilirsin. En çok yorulduğum yer şu an burası yani. Şu an tost yaparken bir koyun burun bir... Aha, çözdüm galiba. Hadi. Sanırım çözmüşüm gibi geliyor şu an. Hadi domates açın, tamam mı? Seninle şu an uğraşamam. Tamam mı? Hadi. Her şey çok iyi. Müthiş. Her şey çok sakin. Harika. Domatesi yani az buz aksaklıkları olsa da soymuş bulmaktayız yani, şuraya baktım. Sorun yok, sorun yok. İnce ince doğramamız gerekiyor çünkü tostun içine koyduğumuz zaman güzel bir şekilde yerleşmesi gerekiyor. Müthiş, domateslerimiz hazır sayılır yani, hazır yani. Şimdi ben zeytinleri nasıl yerleştireceğim? Hiç düşünmedim bunu, öylesine koydum yani buraya. Bunları sorun etmiyoruz, kesinlikle bunları sorun etmiyoruz. Halledeceğim bir şekilde. Hadi. Başaracağım. Hadi. Aha yaptım. Tamam. Harika bir tost yapacağım arkadaşlar bugün. Tamam, saygılar. Herhalde bu kadar yeter yani. Çok zeytin kullanmayacağım zaten. Evet. Malzemelerimiz hazır. Şimdi bu bebeği çalışma vakti. Önce ekmekleri kızartacağız. Ondan sonra yağ sürüp tekrar kızartacağız. Bu en iyisi, müthiş. Daha sonra yağ kızartacağız. Ondan sonra böyle olacak, evet. Şimdi bu şekilde yerleştiriyoruz. Güzel, harika, müthiş. Harikayım. Her şey... Evet, o sırada ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız aslında. Çok da korkuyorum çünkü tabii doğal olarak çok sıcak. Açık.
Üf. Üf, harika pişmiş, harika. Yani azıcık daha, çok az daha kızarsa tam olacak, değil mi? Bol peynirli ben seviyorum çünkü o peynirin oradan böyle öyle akışı. Evet, artık domates ve zeytinleri etkileyebiliriz ve bir ürünümüz daha var. Aç bitir. Bu kesinlikle sponsor. Gerçekten çok acı. Çabuk pişmesi lazım. Hiçbir şey yemedim bu arada. Sakız var ağzımda. Görüntü müthiş ki, o kadar güzel ki. Açım ya Allah'ım, ne bakıyorsun? Evet. Aa, şunun güzelliğine bakar mısın ya? Bu kadar güzel bir şey gördün mü hayatım? Elim şu an yanıyor. What is that? Oh shit, what is that? Bekliyorum, bekliyorum. Salamları pişirip koymayı planladım aslında ama sonra vazgeçtim. Sunam. Evet, kişi sunam tabağı, evet. Bunun adı sunam tabağı. Evet, bu sunam tabağı tosta uyumlu müthiş olacak. Şöyle bir sürekli... Lan! Ne oluyor? Kalbim yerinden çıktı ya. Domatesin suyu yakmış arkadaşlar. Şu domatesleri de ek olarak kullanacağım. Güzel bir tabak hazırlamak istiyorum çünkü. Artık çıkarabiliriz bence. Koridora yazma. O yani.
Şimdi şöyle...